Yerel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarımız Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Cemil Çoker ve Belediye Başkanı aday adayı Abdullah Karadağ. Basın mensuplarının sorularına geçtik. Hayati Bey buyurun. Evet. Başkanım, özellikle her ikinize de sormak istedim. Yani ortak bir sorun var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yerel seçimlerde de Abdullah Bey tekrar adaydı. Uzun dönemdir de siz de il başkanlığı görevini üstleniyorsunuz. Kongrede Sinan Paşa'ydı galiba. Sinan Paşa ilçe başkanının bir serzenişi vardı ilçe teşkilatıyla ilgili. İl teşkilatıyla ilgili. Neden herkes bu dava uğruna elini taşın altına koymuyor? Sadece bir Cemil Başkan mı var? Sadece bir Abdullah Başkan mı var? Veyahut da sadece bir elin parmaklarına geçmeyecek kadar kişiler mi var bu davanın uğruna kendisini ortaya koyan insanlar diye? Tekrar aday oldunuz. Siz de tekrar il başkanısınız. Değişen bir şey olmadı. Teşkilatla bu tür sıkıntıları dile getiriyor musunuz? Teşkilatın yeniden yapılanması ile ilgili çalışmalarınız var mı? Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçime teşkilatları hazırlıyor musunuz? Ne tür çalışma yapıyorsunuz? Bu teşkilatlar da artık diğer insanlar da büyük birlikte görebilecek miyiz önümüzdeki günlerde? Şimdi farklı simalar partiye katıldı. Katılmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce programın başında söyledim. Yani Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapma göre çok kolay bir şey de değil. Yani örnek verirken farklı siyasi partilerde aday adaylarının bolluğuyla bize de çok fazla adayın rağbet etmemesi Büyük Birlik Partisi'nin güvenilir değil olmadığı anlamına gelmiyor diye söylemiştim. Şimdi burada insanlarda şöyle bir mantık hakim ya da o mantığı hakim kılmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar medya kanalıyla özellikle. Yani iktidar partisinden aday olursa hizmet daha rahat gelir noktasında az önce konuştuğumuz arada konuştuğumuz mevzu gibi. Şimdi biz şunu bileceğiz. Yani vatandaşımız da bilmek durumunda. İller Bankası'ndan bütün belediyelere aktarılan pay orada yaşayan insan sayısıyla orantılı. Bunu CHP'li belediye başkanı da olsa, AKP'li de olsa, Büyük Birlik Partili de olsa, MHP'li de olsa aynı. Değişen bir şey yok. Sadece farklı yapılacak hizmetler, yani belediye başkanlığı ya da belediye bütçesinin karşılayamayacağı yatırımlar noktasında iktidarın öyle bir katkısı olabilir. Az önce söyledim, biz doğru projeyi koyalım. Yani Afyon'da 190 bin insan yaşıyorsa 185 binini memnun edecek, rahatlatacak, onları huzura kavuşturacak bir projeyi biz ortaya sunduğumuz zaman iktidarın AKP ya da CHP, MHP olmasının bir önemi yok. Doğru projeye herkes o desteği vermek zorunda. Vermezlerse vatan hainliğiyle eşdeğer demiştim. Sözümün arkasındayım. Şimdi Büyük Birlik Partisi'nde çalışma yapabilecek insan önce ekonomik olarak rahat olacak. Çünkü seçim yardımı almak istemiyoruz. Diğerlerini de almasını savunuyoruz özellikle. O zaman cebinizden para harcayacaksınız. Yani geliriniz iyi olacak. Vaktiniz de olacak. İnsanlara ulaşacaksınız. Medyayı çok kullanamadığımızdan dolayı istisnaları ayrı tutuyorum. Dolayısıyla bir de zamanınız, paranız ve insanlara ulaşacak kadar ekonomik gücünüz ama inanmış bir kadronuz olacak. Bak esası insan profili. İnanmış bir kadro. Şimdi insanlar şöyle ikilemin arasında sıkışmış vaziyette Hayati Beyciğim. İktidar kim? Şimdi AKP. Yarın değişebilir. Vatandaşın oyuna kimse ipotek koyamaz. Ancak vatandaş öyle diyor. Oğlum işe koyacağım. Kızımın tayini var. Damadım bilmem nesi var. Kendi kredim var. İşe alacağım. İhale kapatacağım. Bilmem ne yapacağım. Herkesin hesabı çıkara dönük olunca Allah rızası için ortaya çıkan insan sayısı az. Bunu da görmek lazım. Yani Büyük Birlik Partisi'nin derdi bir noktada bu. Yani biz vatandaşa derdimizi anlatamıyoruz değil. Biz vatandaşa derdimizi anlatabiliyoruz. Anlatıyoruz da. Vatandaş da bizi anlıyor. Ama burada çekince koyuyor vatandaş. Ben diyor şimdi Cemil Bey, siz de, şimdi sizi ben anladım. İşsizliğin olduğu bir dönem ülkedeyiz, yaşıyoruz. Evet. Şimdi işsiz bir baba, işsiz bir dede olduğun zaman, torununuz, eşiniz, çocuğunuz işsiz olduğu zaman hangi iktidar partisi olsa mecburen kapısını çalıyor. Evet. Kimi iş istiyor, kimi tahin ediyor. Türkiye'de en ana sorun işsizlik, birinci sorun. Evet. Şimdi ben yıllar önce hiç unutmam. Esasında orada bir şey yapayım, terör.
Birinci o, soru terör. İkinci soru işsizlik. Hani şimdi ben gazeteciliğe yeni başladım da muhabirliğe. Benim ustam rahmetli oldu Fatih Gümüşev. Partilerin kongrelerini takip ederdik. Ve ANAP dönemiydi. İşte doğru vardı. Cumhuriyet Halkı. Bir adam tanıdık. Gösterdi bana. Şimdi yaşamamıştır. Vefat etmiştir büyük ihtimalle. Çekedin şu arkasına, FETÖ'lüydü kendisi. Arkasından şöyle bir baktık. Her partinin amblemi var. Evet. Rozeti var. Hangi partinin genel kurulu var? Orada hemen o rozet önünde. Arkada da yani yine duruyor. Her partiye giderken rozet değiştirerek gidiyor. Sordum ben merakımdan. Ya amca dedim, şimdi ismini vermiyorum. Sen neden böyle her partinin, ben genel kurulunda görüyorum seni. Her parti ekibinde seni görüyorum. Hepsine de üyeyim dedi. Hepsine de. Oğlum dedi, ben bunu niye yaptım biliyor musun dedi. Benim dedi torunlar, şunlar işsiz, hangisi iktidar olursa işe koyacağım dedi. Benim partiye bakış açım bu dedi. Yani vatandaş politikacılığından dolayı, vatandaş mı veya siyaseti yüzünden dolayı mı bu hale getirilmiş. Yani şimdi artık her yere üye olamıyor da, geçmişte teknoloji olmadığı için her partiye üye imkanı oldu. Ve sırf çoluğunun çocuğunu, torununu işe koymak, tayin ettirmek için partiye üye olup parti rozetlerini çekedin arkasına taşıyan insan gördüm ben. Bugün değişmedi bu. Yani 25-30 yıl önce gördüğüm tablo aynı. Ahmet Bey, tablo aynı da. Yani iktidar hangisi olursa vatandaş o partiden istifa ediyor, o partiye gidiyor. Bakın bunun çözümü kolay. Yani demek istediğim insan profili, insan içinde profil dedin de. Yerel yönetimlerde belediye başkanları. Sabah başkansın ise başkanın en çok ağrıcı konu, baş ağrıcı konu her partiden gelecek, kapıyı çalacak. Ya biz sana oy verdik, oğlunu işe koy, şunu buraya al, onu al. Aynı sıkıntı siz de yaşayacaksınız. Biz yalanın kötü olduğuna inanan ama yalanın gerçekleşme ihtimali az da olsa yalan söyleyen siyasetçiye itibar eden bir toplum haline getirilmişiz. Bunda benim de vebalim var. Mevcut siyasi partideki siyasi sorunların hepsinin vebali var. Şimdi burada iki şey var. Bir, yerel yönetimlerdeki belediye başkanları, belediye meclisi, il geneldeki görev alan arkadaşlar, hangi siyasi parti olursa olsun, bunlar iş kapısı olmaktan arındırılacak. Yani belediye başkanı şuna işe alırım, buna işe alırım mı, o devri kapatacak düzenlemeleri yapmak lazım. İki, genel seçimlerde milletvekili olarak seçip de meclise gönderdiğimiz insanlar ihale takipçiliği, iş takipçiliği, tayin takipçiliği yapmayacak. Memleketin dertlerini analiz edecek, ortaya koyacak, onu problemleri ortadan kaldıracak, çözüm önerileri hazırlayacak, yasa teklifi sunacak, yasayı o meclisten çıkarıp herkese rahat, huzur içerisinde yaşanacak bir ülke oluşturacak. Şimdi bütün derdimiz bu olacak. Onu da söyleyeyim vekillerle ilgili. Sizin anlattığınız tarzda vekil var mı? Yetişiyor mu? Yasa tasarısı hazırlayacak vekil var. Başbakanı işaret ederse onun hazırladığı iki satırlık kanun teklifi, bakın iki satır, üç satırdır yani. 3-4 maddedir. Tabanı yok, araştırma yok. Yani vekilin kendi hazırlayıp da götürüp de özgüvenle verdiği yasa teklifi gördün mü sen? Ahmet Beyciğim, şimdi demokratikleşme paketi açıkladı değil mi Sayın Başbakan? Bir programa beni bir çağırın, davet edin. O sadece bu 18 maddenin üzerinde konuşalım. 2 saat rahat rahat konuşalım. Tek tek o maddeler niye yarıyor, niye yaramıyor onu konuşalım. Hakikaten demokratikleşme paketi mi? Yani milletin lehine olan bir paket mi? Yoksa birilerine şirin görünme azınlığı meselesi mi? Sadece azınlık da değil. Bizim anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları içerisinde yaşayan her ferdin canı, malı, inancı, eğitimi, sağlığı, her türlü güvencesi devletin güvencesi altında mı? Öyle olması lazım değil mi? Peki bizim yasalarımız bize ait mi? Bu toplumun değer yargılarına, inançlarına, geleneklerine, göreneklerine göre mi şekillenmiş? Değil. Avrupa Birliği'ne bir imza atılmış. Ona uyum. Şimdi neyi tartışıyoruz? Son gün, birkaç gündür neyi tartışıyoruz Ahmet Beyciğim? Basında çarşaf çarşaf herkes her kanalda konuşuyor.
Kız öğrenci, erkek öğrenci beraber mi kalsın, kalmasın mı? Karma mı okusun, okumasın mı? Ben böyle de dedim, sen böyle de dedin. Ben onu demek istemediydim. Tamam mı? Özal rahmetli de, rahmetlenelim. Özal rahmetliğin taktiğini uyguluyor şu anda Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Yurt dışına giderken bir cümle sarf ediyor. Gelinceye kadar kamuoyu ne diyecek? Vatandaş doğru mu tepki verecek? Nabzı güreş, evet. Karşı mı gelecek? Ondan sonra da tehvili gelinceye kadar ayarlayacaklar. Çok iyi dilbazları var ya, Hüseyin Çelik, sözcü, hükümetin sözcüsü, Bülent Arınç Bey. Onlar çok iyi böyle, onlar böyle güzel güzel yaldızlı laflarını onun kılıfını ayarlayıp Sayın Başbakanımız bunu demek istedi diye mealinde vatandaşı ikna edecekler. Ama nereye kadar? Yani hep bu şekilde mi? Bakın yani şimdi. Aynı senaryo. Vatandaş şimdi, artık uyanmıştır da. Şimdi Murat Beyciğim, Müslüman feraset sahibi olacak. Ya bu anda bir anda ulusal basında suç yok mu yani? Bu da ulusal basının bunun zeminine. Bakın basını susturuyorlar. Şimdi oralara girersek orada bir daha bir garabet bir şey. O zaman bizim bu konu uzar, ayrı bir program ister. Bu ayrı bir program ister. Yani, bu konuları. Soru şu. Tabanınız yeni yüzler, yeni şey yetiştirin var anlamında. Yani var. Bakın şimdi. Bir Cemil Çoker daha yetişsin. Bir Abdullah Koyu daha, yani kastettiği hep yeni yüzler. Kesinlikle haklısın. Yani, hatta hayati o da de, hayati de iyi bir büyük partisi oldu. Bak iyi bayatı da belediye başkanı da yapabilirsin bu konuda. Ya değerlendiririz tabii. O önemli değil. Ya ben Hayati Bey hayati severim. Hayati Bey iyi yani, üniversite yani, ya yıllardır birbirimizi tanıyoruz Ahmet Beyciğim. Şimdi iyi bir tabanınız olur yani. İşin neti ne? Bakın. Siyasetçi millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katacak, tamam mı? Gecesini gündüzüne katacak, bir mücadele verecek, yorulacak tabiri caizse. Yani bütün derdi cebi doldurmak olmayacak, eşi dostu işe koymak olmayacak, yandaşlara ihale verme olmayacak. Yerel yönetimde biz bunları normalde konuşmamamız lazım. Yani Afyon'la ilgili sıkıntıları ya da Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgili sıkıntıları konuşmamız lazım ama kanun ve düzenlemeleri yapacaklar, mecliste oturanlar bu dertlerle dertlenmiyorlar. Şimdi akıllarına yeni mi geldi Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasıyla ilgili sayın vekilin bir tanesi kanun teklifi vermiş. Teşekkür ediyorum. Kendi özürlüğünü sevememiştir. Bakın şimdi. Teşekkür ediyorum. Reddedilip edilmediği önemli değil. Önemli olan bir mücadelenin ya da bir teklifin sunulması. Yani Marmara Rayı'da işte yeni o tüp geçitte hizmeti geçenlere, emeği olanlara nasıl teşekkür ettiysek AKP iktidarı onu yapmışsa biz teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'ni farklı kılan zaten bu. Doğru yapılan her işte biz destekledik, onur ettik, teşekkür ettik. Yanlışlarda da dedik ki bakın buralarda yanlış yapıyorsunuz. Şu şekilde olması lazım. Şu şekilde olması lazım diye yol gösteriyoruz. Yani biz de diyor bir dahaki genel kurulda şöyle bakalım salondan sırma üye diyor. Yani hayatını kastettiği biraz Şimdi çoğalma. Bakın. Başkanım evet. Bu seferki kongremizde Hayati Bey vardı. Görmüştür. Zaten iyi bir partisi oldu. Muhtemelen de yeni yüzlerimizin çoğunlukta olduğunu da fark etmiştir. Yani şimdi yani. Yeni yüzler var. Başkanım ben gerçekten o noktada bir şey demiyorum. Yani partiye yeni üyeler katılabilir. Partiye içten içe sempati duyup da artık yeter kardeşim ben artık partinin içerisinde olmak istiyorum, üye olmak istiyorum diyenler olabilir. Benim sorum aslında bu yönde değil. Partinin içerisindeki diğer kesimlerin de sizin gibi, bir Cemil Çoker gibi, bir Abdullah Karadağ gibi çalışması yönünde artık çuvaldızı da kendinize batırıyor musunuz? Batırıyoruz. Yani, mesela hep diyorsunuz ki işte. Söylediniz ya işte Süleyman Çağlar, Sinan Paşa ilçe başkanımız. Yani kendisinin çok güzel çalışmaları var. Takdir çok ediyoruz. Çok güzel. İşte bir üçüncü şahıs, bir Bayat'ta da hayat adamımız. Şimdi daha çok karşı karşıya geleceğiz. Daha çok program yaparız. Seçimden sonra inşallah ben yanılmam. Çünkü gayret ediyoruz. Yani bir emek harcıyoruz. Bu emeğimizin karşılığı vatandaşımız takdir buyurur da oya dönerse yani bu sevgi ve Büyük Birlik Partisi'ne olan sempati inşallah oya yansırsa alacağımız belediyelerde yapacağımız hizmetler ilgilenildiğinde alacağımız genel oyun artması Büyük Birlik Partisi'nin hem Türkiye genelindeki sıçraması hem Afyon'da sıçramasını seçimden sonra beraber değerlendiririz yani inşallah. Bu yerel seçimlerimiz için ya önemli yani gerçekten önemli. Ya kesinlikle önemli. Şimdi az önce bir şey söyledim. Bakın bütün milletin refahını istiyorsak
biz bu yola bir baş koyuyorsak, bakın biz bedel ödemeye hazır bir insanız. Yani başbakanın söylediği gibi biz işte kefeni giydik, biz öyle hikayeden söylemiyoruz yani. En büyük bedeli biz şehit liderimizi kaybetmekle verdik zaten yani. Bu yeşillik olsun diye olmuş bir şey değil arkadaşlar. Başkanım, 2010 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü ile ilgili sizinle bir program yapmıştık. Evet. O programda da aynısını ben size tekrarlamıştım. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğiz belki ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun ne derdi vardı da yani sıcak yatağında dururken %1'lik bir parti için o biraz daha manevi bir cevap vereyim ben sana. Evet. Yani olması gereken cevap esasında manevi derken, Allah'ın rızasına ulaşmak öyle kolay bir şey değil. Yani Allah'ın rızası yolunda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda bu ümmeti Muhammed'e hizmet etmek öyle her babaydın kârı değil. Allah'a yakın olanlar hep şehit olmuşlar. Allah Resulü'ne yakın olanlar hep şehit olmuşlar. Tamam mı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bakın zehirlenmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'e bakın camide şehit edilmiş. Hazreti Osman Efendimiz'e bakın evinde Kur'an okurken şehit edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz'e bakın camide şehit edilmiş. Yani Allah ve Resulü'ne en yakın olanlar şehit olmuş. Şehitlik duygusu bizim için en önemli duygu. Allah herkese nasip etsin. Yani ben önce ben kendi nefsime istiyorum, arzuluyorum. Allah o isteğimize samimi kılsın bizi. Ha, oradan sonrası önemli. Bakın şimdi. Yani onu isteyeceğiz ama biz şimdi dünyalık peşinde koşacağız diye olmamız gereken noktadan kaydığımız için şimdi siyasetteki yanlışları konuşuyoruz. Eğer insan profilimiz bizim düzgün olsa birbirimize saygımız olur, birbirimize sevgimiz olur. Bir masa etrafında siyasi liderler konuşamıyorsa vatandaş nasıl konuşacak? Şimdi siz inanıyor musunuz? AKP'de 9 tane eğer belediye başkanı adayı varsa, beldelerde ya da ilçeleri katarak söylüyorum, Afyon'da yok herhalde bildiğim kadarıyla tek Burhanettin Bey. 9 tane vatandaşın hepsi ben alacağıma inanıyorum diye mi orada aday oluyor? Hayır. Herkesin farklı hesabı var, kitabı var. Az önce bahsettiğimiz sahiplerle herkesin çıkar hesabı var. Bakın, biz çıkarı, menfaati Allah'ın rızasının dışında arıyorsak yanlış yapıyoruz. Biz zaten sıkıntımız bizim burada. Büyük Birlik Partisi'ni ve Büyük Birlik Camiası'nı, Alperen Ocakları'nda yetişen gençlerin misyonunu, vizyonunu farklı kılan da bu zaten. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da şehadete yürümesini sağlayan esas ana sebep de bu. Başkanım, kimseye eğilmeden, bükülmeden milletin tarafında durduğu için bunlar başımıza geliyor. Numan Bey, buyurun. Buyurun. Başkanım, ben yerele inmek istiyorum da. Sizce Afyonkarahisar'ın en büyük sorunu nedir? Her ikinize de soruyorum. Kısa kısa alın başkanım. Kısa kısa başkanım. Zaman da azaldı. Büyük sorunu. Plansız bir şehirleşme, plansız bir sanayileşme, plansız bir ulaşım yetiyor, artıyor zaten. Yani bu üçünü hallettiğimiz zaman Afyon daha refah, daha güzel, daha yaşanmalı. Bu saatten sonra da halledilmez. Yani bu geçmişten gelen bir sıkıntı. Evet. Bakın şimdi. Yani biraz önce Abdullah Bey dedi yani yolları artık genişletemeyiz, evleri yıkamayız, bakın, kentsel dönüşüm yapamayız diye. Yok, kentsel dönüşüm yaparız. Yok, kentsel dönüşüm derken yolların genişletilmesi konusunda. Bir mantıktan evet. Bahsediyorum Murat Beyciğim. İkinci küçük sanayi sitesi, organize sanayi sitesi. Organize mi? Organize sanayi sitesi. Hepiniz görüyorsunuz. Yani o kadar birbirinden farklı, o kadar birbirine tezat işgiyeleri birbirinin yanında ki, yani bir yanda mermerci, tozun toprağın içerisinde, yan tarafta gıda üretimi. Yani tekstilciler bir yanda, sucuklar bir yanda. Yani bakın, geçmiş dönemdeki hataları da AKP'ye yamamamak lazım. Ancak bunlar da, yani bunu düzeltmek için hiçbir atılımın veya girişimin olmadığını görmek bizi üzüyor. Siz üçüncü siyasi partisiniz, tek başına iktidar olan Demokrat Parti, yakın Cumhuriyet tarihinde Demokrat Parti, Anavatan Partisi ve AKP. Üç dönemdir de iktidardasınız. Bir döneminizde anayasayı komple değiştirecek çoğunluğu bu millet size vermiş. Ama milletin verdiğinin karşılığını siz millete vermemişsiniz. Sizin bir yönünüz Amerika'ya, bir yönünüz İsrail'e, bir yönünüz Avrupa'ya dönmüş. Şimdi onlar diyor ki 10 yılda yapılanlar Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katı daha fazla yaptı. Yani Sabanla ekip de şimdi yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor, sarıdaranlar değişim. Bakın şimdi biz yapılanı hiç inkar etmedik. Teşekkür ettik, Allah razı olsun dedik. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Elma ile armudu toplamayalım. Şimdi
o Sayın Başbakan'ın da ağzında, bakanların da, milletvekillerin de, yerel yöneticilerin de hepsinin ağzında. Bizden doğru yaptıkları bir şeyi yanlış dediğimizi duydunuz mu arkadaşlar? Ama elmayı armudu toplamayalım. Yani öküzünün sabanın arkasında iki dönüm yer ekip de oradan kaldırıldığı dönemdeki ekonomik gelirlerle şu anda artık millet uçakla seyahat ediyor. Hızlı trenler var. Bir de şu var, yani bakın biz niye milletten oy istiyoruz da biz yetki istiyoruz? Biz mevcudun yaptığından daha iyi yapacağımızı iddia ediyoruz. Yani o sahiple oy istiyoruz biz. İkide bir milletin başına kalkmanın ne manası var? Daha geçen günkü konuşmasında başbakan diyor ki işte nasıl bir cümleydi, ben onu tam denk getiremedim şimdi, işte belki 180 kere tekrar edeceksin, vatandaş unudur, balık hafızalıdır tabiri caizse, vatandaşa bir de hakaret de var yani, gönderme de yapıyor, tamam mı? Bu diyor hizmetleri diyor vatandaş unutur, gittiğiniz yerde diyor bunları anlatıp duracaksınız. Ya be güzel kardeşim, cebinizden bir kuruş para mı katıyorsunuz ya? Vatandaşın parasıyla vatandaşa hizmet ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz, doğru yaptığınız işlerde destekliyoruz. Daha ne yapacağız yani biz Büyük Birlik Partili olarak? Biz iktidar olmak mecburiyetimiz falan yok. Biz kimseye senet sepet falan da imzalamadık. Biz doğru muhalefeti yaptığımız sürece iktidar az hata yapar. İktidar az hata yaptığı sürece de biz milletimize hizmet etmiş olarak sayarız kendimizi. Yani genel siyaset buysa biz doğru siyaseti yaptığımızı düşünüyoruz, inanıyoruz. Abdullah Bey buyurun. İşte şehirle ilgili. Numan Bey'in sorusunu. Sanırım en önemli sorun olarak mı sorduk? En önemli sorunu. Evet. Sorunu çözüldü. Şehirlerde insanlar rahat yaşamak istiyorlar. Değil mi? Sorunları çözersek de rahat yaşarlar. Ulaşımı iyi olursa, alışverişini rahat yapabilirse, yaşadığı yerde işte yeşillikler, park bahçe alanları çok olursa, spor yapma imkanları artırılırsa insanlar kendilerini refah içinde hissederler. Mutlu olurlar bir şekilde. Bununla ilgili de zaten projelerimizin var olduğunu biliyoruz. Açıklamalarımızı da yaptık. Ha bunun yanında belki bir ekleyebileceğimiz şey var. İmarla ilgili hatalardan yüksek katlı yapılaşmanın yıllarca önünün kesilmiş olması Afyon'da. Hangi sebeple olduğunu da bilmiyorum. En güzel zeminlere sahibiz bazı bölgelerde. En sert diyelim. Dayanımı yüksek. Buna rağmen yol genişlikleri dar tutulup işte kat yüksekleri az tutulup bir şekilde milli gelirde heba edilmiş diye düşünüyorum. Şöyle ki neticede siz aynı yolu yapıyorsunuz. İçinden kanalizasyon, elektrik hattı, efendim içme suyu hatlarını yine yapıyorsunuz. Fakat 5000 nüfusu bir yerde bu işlemi yapıyorsunuz. Aynı yol, aynı elektrik hattı, aynı şebeke düzeniyle halbuki 20 bin, 25 bin insanı barındırabilecek bir imar çalışması da yapabilirdiniz. Yüksek katlı yapılaşmayla. Son çıkan kanunda yüksek katlı yapılaşmanın bir şekilde önü açıldı. Kanun olarak çıktı. Afyon Belediyesi de kendisini buna uyduruyor sanırım. İnanıyorum ki, ümit ediyorum daha doğrusu, kanuna muhalif ya da kanunun önü kesecek bir çalışma içinde girmezler. Yani ketumluk yapmazlar. Yüksek yapılaşmanın, yüksek katlı yapılaşmanın önünü açarak hani daha geniş bahçe mesafeleri, işte otopark sorunun çözülmesi mesela. Arkada daha geniş bir alan bırakılma şansına sahip olacağız böylece. Bu şekilde bir yapı düzeni oluşursa daha rahat yaşama ortamı oluşacağını düşünüyorum. İşte şehrimiz aslında güzel, kavşak noktadayız. Ama hep işte kısa vadeli programlar yapılmış. Bahsettiğim gibi şehrin merkezinin kaydırılması ile ilgili çalışmalar ötelenmiş diyelim, öyle söyleyelim bunu. Yeni imar alanları açılırken yol genişlikleri uygun bırakılmamış, öngörülmemiş bazı şeyler. Bunların sıkıntısını yaşıyoruz biz. Mevcut biliyorsunuz iki katlı Uyurkent bölgemiz var. Bir yoldan girdiğiniz zaman karşı yola çıkma şansınız yok. Mutlaka bir karşıdaki parsele saplanıyorsunuz falan. Yani böyle yanlışlarımız var zamanında. Bunlar aşılırsa güzel çözümler olur. Paramız heba edilmezse doğru adımlar, dediğim gibi ulaşımda trafik sorunu çözecek, kent merkezini kaydıracak çözümler şeklinde kalıcı doğru adımlar atılırsa bizim sorunumuz çözülür inşallah. Ahmet Bey buyurun. Şimdi anladığım kadarıyla ana
projeniz kenti kaydırmak, kent merkezini. Evet. Şehrin hem trafiği her bakımdan rahatlatacağına inanmışsınız yani. Aynen öyle olacak. Yüksek binalar derken Afyon deprem, ikinci bölgede deprem bölgesi kentini. Evet. Şimdi yüksek binalar yaparken de mesela 6 katlı 7 katlı binalar var. Araya sak 12 15 katlı bina verirsen o da yandakilerle uyumsuz. Mesela şimdi müzeye öyle 12 kat vermişler. 10 12 kat. Resmi asmış adam müzeyi satın alanlar. Evet. Ben şahsen beğenmedim. Niye beğenmedim? Oradaki yandakilerle uyum sağlaması ve arkadaki görüş alanı kapatacak. 2 tane bir de sırıtacak kalacak öyle şehrin içinde. Böyle bir yapılaşmaya karşıyım. Yıldırlıktan affını seyretme zevkini bile ortadan kaldıracak o ya Ahmet Beyciğim. Yani başkan öyle. Oraya ben oraya şey proje verirken yüksek kullanmak derken deprem olarak ne kadar konut yapabiliyoruz? Bir Japonya'da deprem oluyor. Bir dakika sürüyor. Yaralı sayısı bir evet. bile değil. Veya binalar yıkılmıyor. Biz de biliyorsunuz müteahhitler demeyeyim de veya yapılırken inşaat çalınıyor. Yok, çalınıyor diyen. Şu anda sıkıntımız yok. Kontrolünü yapalım. Şimdi onu geçtik. Çünkü inşaat yapılırken hiç ne denetim var ne bir şey var. Kanun der ki belediye işte her katta bakacak. Hangi bir inşaatı bunun belediyede gittiğini kontrol ettiğini, inşaat mühendisi gördüğünü. Yok şu anda onu açtık. Yok ben yine görüyorum. Yapı denetim şu anda. Onlar özel şirket. Şu anda parayı verdim. Ben yapı denetim şirketiyle görüştüm. Ben dedi ciddi dürüst bir adam. Bana diyor ki şu kadar sürede inşaat yapacağım. Bana şu kadar hemen imza atacaksın diyor. Ya bu olmaz imkanı yok. Ben para bu işi bıraktım diyor. Yani daha başındayken yapı denetim şirketine baskı kuruluyor. Yani oluyor. Yani demek istedim yüksek katlı şimdi fazla yüksek katlı binalara karşıyım. Bakın, bir yaparsan bile bölge seçersin. Yeni imar açılmış bölge seçersin. Başkan dedik. Sen müzen oraya 12 katlı bina verirsen günah edersin. Hem o bir binalara da saygısız gidersin. Hayır müzenin orayı niye müzeyi ya orayı çocuk yani. Sanat ve o bahçeyi bir kere orada ben satmasına karşı birisi. Biz onu yanlış buluyoruz o başka. O ayrı. Şimdi o başka bir şey. Yalnız yüksek katlı yapılaşmada bizim yeni bir imar alanı açtığın zaman yaparsın başkanım. Şunu yapabiliriz. Bakın, ben yapıyorum. Bak sana örnek vereyim. Yapıyorum artıralım demiyorum bak. Bir şey Devlet kaçırıyor Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi kaç yıl oldu yine açılalı hizmete gireli? 2 sene olmadı. 2 sene. Evet. Daha 2. yıl dolmadı. Bugün çatısı değişecek. Tokyo'nun yaptığı müteahhit yaptı. Şimdi işte devletin parası boşa gitmiş olmadı mı şimdi? Daha 2. yılında o konumuz çatı başka değil. Bir, ya başka değil. Bir hayır hayır çalma, ben çalmadan bahsediyorum. Çıkmadan işte imza atarak denetim raporunda geçmişte Bayındırlık ismi gidiyordu kontrollara imza atıyordu para alıyordu. Bunlar hep kötü çürük binalar tersi. Ahmet abi söz hakkı veremiyor. Frenimizde kısırıyor. Yani siz o konuda bir de bak yüksek bina açarken yeni evet. alanı demeniz lazım en doğru. Bakın bir şey kaçırıyorsunuz. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum siz bir şey kaçırıyorsunuz. Ben yapı yoğunluğunu artıralım, emsal değerleri artıralım, mevcut yerlerde demiyorum. Ben de onu diyorum işte aynı şeyi söylüyorum. Yeni alanı açabilirsin diyorum. Dakika. Biz burada bu şekilde emsali yukarı doğru değerlendirirken geniş bahçe mesafeleri açmış oluyoruz. Etrafa bilakis fayda getirmiş oluyoruz. Hava sirkülasyonunu artırmış oluyoruz. Çevredeki apartmanların da o bahçeye bakarak faydalanmalarını sağlamış olacağız. Mesela, biz burada 3-4 metrelik bahçe mesafelerinden 10-15 metrelik bahçe mesafelerine ulaşmayı hedeflemiş oluyoruz. Şimdi ben şunu diyorum. Müzenin verilmesi zaten yanlış. Tamam, ben konut olarak açılmasını doğru bulmuyorum. Ancak açıldıysa bile emsal değeri artırılmadan yüksek katlı yapılıyorsa bakın yapılıyor. Emsal değeri artırılmadan dikkatinizi çekiyorum. Emsal değeri artırmayacaksınız. Yapıda ne kadar faydalı alan varsa önceki haliyle sonrakinde aynı bırakılıp sadece düşey olarak artırılmışsa kat yüksekliği artmışsa bunu doğru buluyorum. Yani o bakış açınız çok da şey değil. Etraf binalarda sivri duracak. Olur mu canım? Hayır. Görüntü kirliliği denen bir şey var. Sen bakın, o birilerine 7 kat ver, 6 kat ona gelince leylek gibi dik. Doğrusu şu mu o zaman? Ben 3 metre kayınlık. Çekeyim, sen de 3 metre çek, aramızda 6 metre olsun. Başkanım, bu doğru bakın, değil işte. Şimdi bakın siz orada... Bakın şimdi ben net bir şey söyleyeyim. Yandakiler 5'er 6'er kat, sadece 2 bina 12 kat. Böyle mantık olur mu ya? İşte, Ahmet Beyciğim, 5 sene sonra Afyon nereye kadar yapılaşma olacağını kim tahmin edebiliyor? Ya da böyle bir çalışma var mı? Bak biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani... Biz Afyon'un önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda nerelere doğru yapılaşacak, nasıl yapılaşacak, kaç katlı olacak, ara mesafeleri, yani uydu kent gibi rezalet olmayacak. Ben de onu yeni alanda kullan diyorum, yüksek bina, yeni imar açtığın alanlarda kullan. Mutlaka. Mesela Mısır, neydi, Mısır Mecidiye diyelim.
kentsel dönüşüm uygulanabilecek bir bölge olmuş. Oraya hemen parantezde bir şey söyleyeyim oraylarla ilgili de. Kentsel dönüşüm şu anda Afyon'da iki bölgede kan olarak geçti. Resmi gazetede yayınlandı. Tamam, güzel bir uygulama. Bir yenilenme sağlayacak. Orada oturan vatandaşlarımızın da burada mağduriyetinin olmaması lazım. Ben İstanbul'da yapılan biliyorsunuz bir uygulama vardı. Bir yerde bir kentsel dönüşüm yapıldı. Oradaki duran vatandaşlar başka yere gönderildi. Orada yüksek bir rant olduğu için çünkü merkezi bir yer. Sonra ne oldu? Başkalarına işte villa olarak ya da daha güzel apartman daire olarak satılıyor. Yani şimdi burada da şu yapılsın diye söylüyorum buradan. Henüz çalışma aşamasında bildiğim kadarıyla oradaki metrekarelere göre 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar alternatif sunulsun. 40-50 metrekare olan yeri de olan yere sahip olan insan da en azından 1 artı 1 bir daireye sahip olabilsin. Çünkü zaten 40 metrekare 50 metrekare arsası olan insan da orada yaşayabiliyorsa 1 artı 1 onun için gene de iyi bir dairedir. Değerlensin yeri. Onu dışarıda bir yere yönlendirmeyelim. Şehir içinden çıkartmayalım oradaki vatandaşımızı da. Bir de bu eski Seslik Hastanesi'nin olduğu alan Burhanettin Bey kapalı sponsor yapacağım dedi. Atıl. Orası evet. Orası Cumhuriyet Mahallesi'nin böyle hiçbir tane park yok. Yeşil alan yok. Mahalle halkı, kamuoyu oranın park olarak değerlendirmesini. Bir de mahallenin içinde spor salonu sizce uygun. Bir de 3000 kişilik salon düşünüyor. Yani orada bir kongre yapsın, bir toplantı yapsın, bin araç koyacak yerin yok. Şehrin oraya kapalı salon yapılması sizce uygun mu? Ya bir anket çalışması yapılamıyor mu orada? Mahalle istiyor mu istemiyor mu? Mahalle istemiyor ki. Tamam, anket çalışması yapılması. Cumhuriyet'te bir tane yeşil alan yok ya. Şimdi şunu da kaçırmayalım. Şimdi spor tesisi diyorsunuz, kapalı bir spor salonu diyorsunuz. Şimdi makul ölçüde yapılır. Etrafı yine yürüyüş, koşu alanı. Olmaz ki alan daha zaten. Bak, siz orayı göz önüne getirin. Bakın, burada bir futbol sahasından bahsetmiyoruz ama. Olsun. O alan büyük alan değil ki. Yok yok. Orası değerlendirilebilir. Şimdi ben bu projeyi ilk defa... O Cumhuriyet bazı yeşil alan yok. İlk defa sizden duyuyorum. Ama benim yorumum şu. Önce bir gidin gezin orayı. Bakın ben yeri biliyorum. Kapalı sponsorunuz. 3000 büyük bir alan kaplar. 3000 kişilik olup olmaması olur mu? Ancak eleştirebiliriz. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Ben yeşil diyorum, alan var mı Cumhuriyet Mahallesi'nde? Yeşil alan kalacak şekilde spor alanı var mı çocuklar? Spor alanı oluşturulsun. Bakın şehrin orasında olmaz. Yanlış bir proje. Siz de şimdi başkanlarsınız. Mevcut yerin suyu mu çıkmış da oraya öyle mi? Başkanlarım bu konular uzayacak. Süremiz de kısılıyor. Hemen ben bir şey söyleyeceğim. Mevcut yeri sattılar. Salonu. Arsa olarak. Spor salonu olarak. Bakın TOKİ'nin spor kompleksini yaptığı yerde 500 kişilik. 1000 kişilik salon var. Tam şehir için olması gereken salonla, küçük salonla. Orada 3000 kişilik salon yok komplekste. Esasen salonun Abdullah oraya Bey, bunun cevabı var mı? Ben şöyle diyorum. Ben ancak kişi sayısını burada yanlış bulduğumu söyleyebilirim. Yani kişi adedi düşük tutularak semt bazında da biz zaten spor alanlarının oluşturulmasını etraf içinde yine yeşil alanlarla beraber büyük yapmayabiliriz. Ama oradaki gençlerin de atıyorum faydalanacağı şekilde hem etrafında yürüyüş alanları, bisiklet alanları vesaire olabilir. Spor yapabilecek şekilde küçük ölçekli de bir spor tesisi kurulabilir. Küçük ölçekli yerine göre. Bu normal ama 3000 kişiliği tamam kabul etmeyebiliriz. Başkanım şey burada ben konuşmayı keseyim de başlıkları alayım. Konuyla programla ilgili önemli başlıkları ben sizden arayacağım. Ondan önce biraz söz vereyim sonra konuşma hakkı. Abdullah Bey sizden başlayalım. Sonra vatandaşlara neler söylemek istersiniz? İlerleyen zamanlarda zaten tekrar konuşacağız. Bir araya geleceğiz inşallah. Mevcutta işte yapılan yanlışları hep beraber burada etüt ettik, görüyoruz. Bizim de çalışmalarımız bu yöndeydi zaten. Bununla ilgili geçmiş dönemdeki projelerimiz vardı. Bunları da belirttik. Şehirdeki sorunlarla ilgili işte şehir merkezinin bir şekilde kaydırılması buradaki ana başlığımızdı bizim. Ondan sonra ulaşımı rahatlatacak çözümlerin bizim tarafımızdan nasıl yapılacağıyla ilgili görüşlerimizi malumunuz dile getirdik. Şimdi Afyon'un köklü bir değişime ihtiyacı olduğu, şehir merkezinin kaydırılmasıyla ilgili temel noktamızın, temel vurgumuzun bu olduğunu burada dile getirmiş olduk. Belediyece yapılan yanlışları da dile getirdik. İşte yeni kent bölgesi, kent planlaması yapılırken yüksek katlı yapılaşmanın ön planda olmasının gerekliliğini ben tekrar vurguluyorum. Daha çok yeşil alanın bize kalması için park alanları, çocuk alanları ve otoparkların yine konutların yanlarında teşkil edilebilmesi açısından bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
Bunun dışında belediyecilikle ilgili çalışmalarımızın etüt uygulama şeklinde analiz ederek, çevre belediyeleri de analiz ederek olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle Sivas Belediye'mizin faaliyetlerini biz yakından takip ediyoruz. Kent planlamasını nasıl yaptıklarını, dönüşümleri nasıl ayarladıklarını, kent merkezindeki yeniden oluşumlara nasıl yön verdiklerini yakından takip ediyoruz. Malum partimizin yönetiminde şu anda parti belediyemiz. İnşallah. Bir de belediye meclisiniz şekillenmeye başlandı mı? Belediye meclis üyeleriniz. Tabii ki. Neticede bizim bir kadromuz vardı geçmiş dönemde de. Şu anda da yine yetişmiş, yine bu mesleğin içinden olan yine inşaat mühendisi, elektrik mühendisi arkadaşlarımızdan, Afyon merkezi iyi analiz edebilen arkadaşlarımızdan yine meclis üyesi arkadaşlarımız var. Bunlarla zaten biz çalışmalarımızı bu bahsettiğim proje çalışmalarında bu arkadaşlarla beraber etüt ederek yaptık. Yani bu sadece şahsımın üretmiş olduğu proje değil bunlar. Bir şekilde gözlemlerimizi biz bir araya getirerek çalışma üretiyoruz. Kendiniz de iç öz eleştiri yapıyor musunuz? Yani geçtiğimiz yerel seçimlerde yine adaydınız. Yani evet. Oy oranındaki artış, beklenen oran neden olmuyor, neden olmuyor diye bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Şimdi malumunuz ülkemizde seçimler iktidar partisi eksenli gelişiyor. Oylar ama yerellerde kişiye... Yerellerde de aynı şekilde gelişiyor bakarsanız. Ya. Siz kendiniz söylediniz. İşte daha çok iktidar nimetlerinden faydalanmak için halk kanalize oluyor. Bu belli bir şey. Eğer bu iktidar partisi avantajı kısmını bir kenara koyabilirsek doğru adayın seçileceğine ben inanıyorum. Hangi partiden olursa olsun. Sağ olun başkanım. Sayın Demir Bey, yani Türkiye genelinde baktığı zaman muhalefete biraz önce de konuştuk. Muhalefet sayesinde hükümet oylarını artırıyor. Afyon'da nasıl muhalefet? Vallahi Afyon'da da Türkiye'nin yani CHP il başkanı, MHP il başkanı getirince muhalefet yapabiliyor mu? Şimdi bakın kısaca bunu değerlendirsek. Bir irtibat eksikliğimiz var. Muhalefet, meclisteki muhalefet, meclis dışındaki muhalefetle hem biz muhalefet partileriyle hem de bütün muhalefet partileriyle iktidardakilerin irtibatımız bizim neredeyse sıfır derecede. Protokolden protokole, bayramlaşmadan bayramlaşmaya. Yani ben çok defalar teklifte bulundum. İl başkanları olarak bir araya gelelim. Gerekirse zaman zaman mevcut belediye başkanıyla da, daha sonra bu seçimde seçilecek belediye başkanıyla da. Yani biz ne kaybederiz? Esasında Afyon kazanır. Ama muhalefet mantığını şunun üzerine kurarsak, seçilmiş olan belediye başkanı yanlış işler yapsın, düzgün işler yapamasın. Biz bir dahaki seçim buraya alalım mantığından hareket edersek biz memleketimize kesinlikle katkı sağlayamayız. Dolayısıyla genel siyasetteki muhalefetin beceriksizliği ya da proje üretememesi yerelde de aynı şey söz konusu. Yani şimdi herkes alınabilir, alınan da alınsın. Yani 35-36 tane PKK'lı sineği millete döneriz diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve devleti bütün milletiyle beraber tehdit ettiği dönemleri hatırlıyoruz 8 ay öncesi. Tabii o ara başbakan idamı da konuşabiliriz. Dokunulmazlıklara dokunuruz falan diyordu. Ama muhalefet ciddi bir şey ortaya koyamadığı için başbakan şimdi açıldı, saçıldı. Bütün düzenlemeler bu demokratik meclis paketi başkanım, onlar için. Ama bakın şimdi yereldeki insanlar da geneldeki insanlarla aynı profildeler. Evet, başkanım son olarak ne söyleyeceksiniz? Programın sonuna geliyoruz. İnşallah çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Hem belediye başkanımızın belediye meclis üyeleri. Öz eleştiri yaparsınız Abdullah Bey'den farklı olarak kendi partinizi. Şimdi öz eleştiri yani olarak. Vatandaşla birebir mi olamıyorsunuz yani? Şimdi vatandaşla birebir olamıyoruz. Yeterli zamanı bulamıyoruz. Ekonomik olarak da yoruluyoruz. Şimdi ama bunları aşacağız. Milletin yerel yöneticileri de genel siyaset arenasında siyaset yapan milletvekillerinde meclisi de iş kapısı olmadan kurtardığımız düzenlemeleri yaptığımız gün Türkiye göreceksiniz şu olduğu halden iki kat daha rahatlamış ve refahlamış bir hale gelecek. Sağ olun başkanım. Yani 2,5 saattir program yapıyoruz. Programla ilgili özetleri arkadaşlarım söyleyecek. Hayati Bey buyurun.
Evet, başkanım sizinle bir ikinizle de belediye başkan aday adayımızla da Büyük Birlik Partisi il başkanımızla da aynı atmosferde program yapmak, ülke gündemini, Afyon gündemini değerlendirmek, Büyük Birlik Partisi'ni konuşmak güzel bir şeydi. Ben memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum size öncelikle. Teşekkür ederiz. Bizim tabii ki bazı ana başlıklar aldık yapmış olduğumuz bu 3 saatlik programla ilgili. İlk aklıma gelen Büyük Birlik camiasında siyaset yapmak kolay değil dediniz. Evet. Başkanım. Büyük Birlik Partisi'nin almış olduğu oy potansiyeli devletten yeteri kadar destek alamaması. Yok, onunla alakalı değil yani. Ekonomik anlamda sıkıntıda olmanız, zamanınızın olmaması, işte diğer parti mensuplarının çoluğundan, çocuğundan, şundan bundan kısarak Büyük Birlik Partisi'nde siyaset ve dava yürütmesiyle ilgili böyle bir cümle kullandınız. Genel başkanımızın şehit edilmesiyle ilgili siyaset yapmıyoruz biz dediniz. Yapamamız lazım yani. 4,5 yılda böyle bir siyaset yapmıyoruz. O bizim problemimiz. Bunun arkasında duracağız. Dava süreci devam ediyor. Kesinlikle. Ama onunla ilgili siyaset yapmıyoruz. Biz yine onun yürüdüğü yoldan devam ediyoruz anlamında bir cümle kullandınız sanırım. Bıraktığı yerden devam ediyoruz. Aynı inançla, ayrı kararlılıkla devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Hesabını da soracağız. İnşallah Allah-u Teala onu bize nasip evet. eder. Bir de ben de şehit olmak istiyorum. Cenab-ı Allah bana nasip ederse. Evet inşallah. Benim bir saniye bitmedi. Hizmetim milletin başına kalkmayın dediniz. Evet. Yani Murat Bey sormuştu. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılanın 10 katı kadar hizmet yaptık yönündekini. Cebinden yapmıyorlar ki. Her platformda dile getirmenin bir anlamı yok dediniz. Abdullah Başkanımız da kent meydanı benim projemdi ama böyle değildi. Yani şu anki uygulandığı şekilde değildi. Daha farklı formatta, daha düzgün bir şekilde yapılabilirdi anlamında sordu. Benim programla ilgili ve yarınki gazetemizde de ana başlıklar altında manşete çekebileceğimiz, gazetemiz sütunlarına çekebileceğimiz başlıklarım bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Bir de son olarak Ahmet Bey'in Bayat'la ilgili Büyük Birlik Partisi'ne belediye başkan adayı olabilir şeklinde bir söylem oldu az önce. Tabii ki Büyük Birlik Partisi'nde bulunmak, Büyük Birlik Partisi'nin davasını yürütmek, rahmetli Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerlemek bana büyük bir gurur verir. Kendisi çok temiz yaşadı, temiz siyaset yaptı ve temiz bir şekilde öbür tarafa göç etti. Yani biz inanıyoruz ki şehit olarak öbür i̇nşallah, tarafa inşallah. Göç etti. Ama benim böyle bir siyasete atılma gibi bir düşüncem yok. Yalnız Bayat'ta ki mevcut belediye başkanımız Abdullah Ertekin çok merak ediyorum. Buradan da kendisi izliyor mu? Veyahut da danışmanları aracılığıyla, o meşhur danışmanları aracılığıyla kendisini aksedilir mi? Bilmiyorum. Yanlış kişilere danışmış ki Bayat şu anda köyden daha kötü bir şekilde. Maalesef benim de memleketim olduğu için yani ne diyeyim onu bir ara görüşelim inşallah. Evet. Bana göre Cemil Bey'den başlayayım ben. Halk İstersen Ahmet abi geçelim. Ahmet abi sen devam eder misin? Süremiz de kısırıyor. Şimdi sayın önce Abdullah Bey'den başlayayım. Ben Abdullah Bey ikinci kez başkan adayı algıladım. Biraz daha halkın çevrilmesini tavsiye ediyorum. Yani biraz daha mahallelere gelsin. Biraz daha kurucuları anlarsın. Hem halkı da dinlesin. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi kapalı sonunda bilgim yok dedim mesela örneğin. O bölgeye geldiğim sonra orada bir tane park bile yok Cumhuriyet'te. Yaklaşık 30 bin kişinin üzerinde yaşayan bir mahallede yani. Demek yani halkın içe çıkması ve mahallelere geldiğinde halkı dinlemesini tavsiye ediyorum ve bunlarla da görüştükten sonra bazı bakış açısının değişeceğine inanıyorum yani. Şimdi köprü değişim olmadı dedi ilk program başında Afyon Belediyesi'ni eleştirirken. Doğru tamamen onu da ben de katılıyorum. Fazla bir değişik olmadı. Değişenler belli işte kaldırım taşları, kanalizasyon bazı bölgeler. Kent meydanında dediği gibi altın otopark projesini destekliyorum. O güzel bir proje. Çünkü Afyon trafiğin şehir merkezi ana trafiğin kaldırı tek çözüm yeri odur. Ve Afyon'da şehir merkezi rahatlar. Belediyede bir kuruş yok dedi. Belediyede işte başından geçen bir olay anlattı imarla ilgili. Doğru. Belediyede her zaman her şey sık sık değişebilir. Kararlar değişebilir. Yani yaptırım her an değişebilir. Kişiye göre özel uygulamada bunu yok. Bu Afyon Belediyesi için değil. Tüm
bütün belediyelerde geçerli. Türkiye genelinin savcısı. Köprü çözüm raylı sistemde, trafik sisteminde. Evet, ben de katılıyorum. Çünkü raylı sistem gelirse Afyon şehir içi trafiği de hafifler. En azından minibüslerdekine çalışama bazı hatlarda değişik bölgeler verilerek Afyon'da yine alanlar açılmış olur. Hem halkında ulaşım daha kolay olur. Ondan sonra ücretli otopark kaldırmasını ben de destekliyorum. Ben de bana göre de kaldırılması lazım. En önemli projesi de kent meydanı taşıyacağız. Kendi valilik ve belediye. Şu an zaten belediye bulunduğu bina hiç uygun değil. Evet. Belediye de yakışan bir bina değil. Kent meydanı taşıyacağız. Resmi kurumları kastettim. En dışına alacak. Yani trafik alacak. Bu projesi de destekliyorum ve bu karadan da bu düşüncelerinde de hemfikirim. Çoker önce hemen söyleyeceğim. Siyasi partiyi eleştirdi. Adında adalet olan ama partide adalet yok diye bir cümle var. Afyon'un deneme tatlısı olduğunu, her uygulamanın Afyon'la başlatıldığını, bunda sancılı süreçte Afyon halkının yaşadığını söyledi. Menfaat olanlara Büyük Birlik Partisi'nin kapısının kapalı olduğunu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmanın zor olduğunu ifade etti. Yani her ikisinin bu partiye gelemesi söyledi. Bir de biz bedel ödemeye hazırız. Afyon şehrinde en büyük sorunun plansız şehirleşme olduğunu ifade etti. Çıkardım. Programı bitiriyorum. Kusura bakma, seni artık bir dahaki sefer tamam. Alırız özellikleri. Çünkü yönetmenimiz uyarıyor. Tamam. Sayın Başkanlarım teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayrı ayrı hepinize. Sevgili seyircilerimiz, Diğer Gündem programı tekrarını pazar akşamı saat 20.30'dan itibaren izleyebilirsiniz. Herkese iyi geceler.